Bir gün sınır ötesinden savaşa dair haberler. Ertesi gün doların rekor kırması haberi geliyor. Terörle mücadelede yeni bir haber ile başkanlık tartışmaları gündemde devamlı yer değiştiriyor. Hani bize gelip de bir zamanlar işte tasarruf yapın, şöyle harcamayın, böyle harcamayın diye IMF'yi biliyorsunuz. Şimdi tüm dünyaya çağrı yapıyor. Harcama çağrısı. Çünkü duracak çarklar. Bunu önlemek için. Kimseye faydası yok. Ekonominin çarklarının zayıflamasının diye de açıklama yapıyorlar. Altyapı ve eğitim. Bu alanlara en üst düzeyde harcama yapılması isteniyor. IMF tarafı. Birçok cephede savaş devam ederken tabii iç talepte de dayananın olması gayet doğal. Merkez Bankası Başkanı ekonomik aktivite yılın son çeyreğinden itibaren toparlanır diyor. İnşallah. Merkez Bankası Başkanı doğru söylüyordur. Ama hükümet yine de işte bildiğiniz önlemleri aldı. Kredi kartı taksitlerinde kredilerin yeniden yapılandırılmasında kolaylıklar getirildi. Ama bazı bankalar yine yapmıyor bunu. Orada birçok destek kuruluşu kredi borçlarının da yapılandırılmasına olanak sağlanması ile ilgili girişim yapılmasını istiyor ki biz de bu girişimi destekliyoruz. Ama faizlerde biraz önce dediğim Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a rağmen bankalar maalesef oranları düşürüyorlar. 2017-2019 orta vadeli program. Bu yayınlandı. Basın yayınlandı. Program umut verici. Hangi yolunu bulalım? Yoksa devletin tarafında bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Şimdi pazar yok diye onu üretmeyi, ithal etmeye devam edebiliriz seçerek. Ama bizim hükümetimizi, ihracatı destekliyoruz. Devletin lafta kalmaması gerekiyor. Yani Sabahattin Bey bir makineyi üretiyor ise ve bunu pazarda belli oranlarda belli rakamda satışını yapamıyor ise destekleyecek. Böyle ithal edeceğiz. Gibi ihraç etmesine olanak sağlayacak. Desteği verecek. Başka Türkiye'nin konuşuyor ki. Yani biz en fazla otomobil ihraç edebiliriz. Yani şu anda ihracatımızın en fazlası otomotiv. Yani bunu yapıyoruz burada. Yani biz bunları belirleyecek teknik bilgilere sahibiz. Yaşar Bey'in dediği gibi. Ama bir konuda artık önümüzde bütün her şeyi koyup bir strateji belirlememiz gerekiyor. Biz çalışma yapalım. Makine Destek Komitelerimizin de desteğiyle. İzmir'in en fazla ihracatı ne peki? Kimyayı var. En fazla. Hazır giyim konfeksiyon. Kuru meyve, otomotiv, tütün. Mobilyacılar sınıfta kalır. Projede birçok bina yıkılıyor, yerine yeşil geliyor. Yeşil alan %56'ya çıkıyor burada. Paraşüt kulesi güçlendiriliyor. Tüm özgün yapılar, çeşmeler, kapılar, açık hava tiyatrosu ve anıtlar aslında uygun bir biçimde yenileniyor. Yerdeki o kilit parke taşlar kaldırılıyor, yerine gene yeşil olan bir dokur içerisinde yürüme yolları da azaltılarak böyle bir şey yapılıyor. Ada gazinosu, işte göl gazinosu yine kalıyor. Hatta biraz daha su, göl alanı geliştiriyor. Gül bahçesi yok olmuştu hemen hemen. O da yeniden düzenleniyor. Şimdi malum odalar buna tepki gösterdi bu proje. Dediler ki Kültürpark yeşil olsun. Şimdi sadece odalar değil, Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu da bu projenin etrafında dolaşıyor. Anlatmıyor kimseye. Yani tam açıklamıyor Aziz Kocaoğlu. Yani kongre merkezi ben burada yapacağım diyemiyor. Niye demiyor ki? Kongre ve kültür merkezi bir şehirde olması gereken bir altyapı. Yani biz de bu konuda topa girmedik üstüne kadar. Azdırmayalım malum odaları diye. Ama onun bunlar Kültürpark'ta toplantı, sergi, etkinlik düzenlenecek bina dahi yapılamaz diyor. Kitapta dolaşıyor. Anlatmıyor kimseye. Yani tam açıklamıyor Aziz Kocaoğlu. Yani kongre merkezi ben burada yapacağım diyemiyor. Niye demiyor ki? Kongre ve kültür merkezi bir şehirde olması gereken bir altyapı. Yani biz de bu konuda topa girmeliyiz yöneticiler. Azdırmayalım malum odaları diye. Ama onlar Kültürpark'ta toplantı, sergi, etkinlik düzenlenecek bina dahi yapılamaz. Yani tamamen yeşil olsun. Yani bugün gazetede var. Aktivist de yerini giyip ağaca sarılmış, ağaçla evlenmiş. Belki görmüşsünüzdür. Yani bunlar çok istiyorlarsa niye Kartalkaya'ya gitsinler, hep yeşil? Gitsinler kardeş. Kemalpaşa'nın sırtlarında çam ormanları var. Yamanlar var. Karagöl var. Seferihisar'da. Diyor, keçiler bitirmiş oradaki. Şimdi Kültür Park'ın imar planı 24 Ocak 1985 tarihinde onaylanmış.